Sevgili seyirciler, Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum avukat Sinan Keskin. Sinan Bey ile birlikte TODEX soruşturmasında hazırlanan iddianameyi konuşacağız. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ben de teşekkür ediyorum. İlk sorumla başlamak istiyorum. TODEX firarisi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiden topladığı 2 milyar dolarla da kaçtığı söyleniyor. Öncelikle bu iddia doğru mudur? 21 Nisan tarihi itibariyle Fatih Faruk Özer borsayı kapatıp yurt dışına gitmiştir. Bu iddia doğrudur. 22 Nisan tarihi itibariyle de borsa tamamen kapalı hale gelmiştir. Biz de buna istinaden müvekkillerimizden gelen çok sayıda şikayete istinaden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına TCK 220. madde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve TCK 158. madde bilişim suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda Fatih Faruk Özer'in ve TODEX şirketi aleyhine de hemen kısa bir süre içerisinde icra müdürlükleri marifetiyle haciz işlemlerini başlattık. Bu haciz işlemleriyle birlikte borçlunun iş yerine, aynı zamanda ikametgah bulunduğu evine haciz işlemleri için fiili olarak haciz memurları ve polis eşliğinde gidilerek burada hazine kabili ne kadar mal varsa bunları da tutanağa geçirdik. Yalnız karşı tarafın, yani karşı taraf derken Özer ailesinin avukatının iddiası ise bizim şikayet dilekçemizin aksine yeni bir yatırımcı aramak, yani borsanın bu halini kurtarmak amacıyla yurt dışına gittiği yönünde. Tabii bizim şikayet dilekçemiz de kaçtığı yönünde ve tutuklamada talep etmiştik bu şikayet dilekçemizde. Onların iddiası da bu şekilde. En nihayetinde yargı buna karar verecektir. Peki kaçırdığı para 2 milyar dolar mıdır? Şimdi burada aslında bizim de kafamız karıştı. Diğer bazı insanlar gibi. Şimdi bu tam olarak tespit edilebilecek bir rakam değil. Bu rakamı ancak savcılığın masa yazmış olduğu bir rapor var. Mağdur zararlarının tespit edilmesi yönünde. Aynı zamanda bu raporu siber suçlarla mücadele biriminden de istedi. Buradan gelecek raporlar çerçevesinde bu zararın net miktarını öğrenebiliriz. Şimdi ilk başlarda basına beyanatlarımda da ben 2 milyar doların yatırımcıların alsat işlemlerinden, aynı zamanda paraların girmesi, çıkması, coinlerin girdisi ve çıkmasıyla oluşan bir hacimden bahsetmiştim. Olsa olsa bu bir kripto para borsasında hacim olabileceğini söylemiştim. İlerleyen zamanlarda bunun sanki 2 milyar dolar olabileceği gibi bir kanaat bende hasıl olduysa da gelinen son aşama itibariyle savcılığın almış olduğu masaktan rapor ve yeni şikayetler üzerine, şikayetini yapmayan mağdurlar da var. Onlar da şimdi şikayetlerini yapıyorlar. Savcının tabii takdirinde ama muhtemeldir ki savcı da bir ek rapor masaktan talep edecek. Bu zarar miktarları da tam olarak net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama hatırı sayılır bir miktar olduğundan bahsedebiliriz. Özer'in şikayetlerini geri çeken mağdurlara da ödeme yaptığı söyleniyor. Peki bu da doğru bir iddia mıdır? Evet, aslında şöyle, orada bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Fatih Faruk Özer kendisi ödeme yapamaz. Şu anda yurt dışında firari biliyorsunuz. Dolayısıyla burada Özer ailesini temsilen bir avukatları var. Özer ailesini temsilen avukatlar var. Bu avukatlar vasıtasıyla Özer ailesi ödemeleri yapmaktadır. Bu doğrudur. Şu ana kadar bize de 37 kişi itibariyle ödeme yapılmış olup yaklaşık 18 milyonluk bir tutar söz konusudur. Zarar miktarının giderilmesi noktasında. Biz burada tabii bu ödemeler yapılırken birçok hususa dikkat ediyoruz. Öncelikle bu karşı tarafın iletmiş olduğu bize uzlaşma kapsamında hem CMK hem de Borçlar Kanunu kapsamındaki bu ödemelerle ilgili
müvekkilleri telefonla ilk evvela bilgilendiriyoruz. Sonra onlardan buna izin verdiklerine dair bir yazılı muvaffakat alıyoruz. Yazılı muvaffakat neticesinde de kabul ettikleri durumda yazılı muvaffakatle karşı taraf bu ödemeleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu ödemeler gerçekleştirildikten sonra da tek tek müvekkillerimizi arayıp hesaplarınıza para yattı mı diye de teyit alıyoruz. Hı hı. Yani peki şu an görüştüğünüz başka mağdurlar da var az önce de belirttiğiniz gibi. Kaç kişi daha aslında şikayetten vazgeçmeyi düşünüyor? Şu an itibariyle mevcut müvekkillerimiz için de bir liste ilettik karşı tarafa. Orada da bir hayli kişi var. Aynı zamanda bu süreçle birlikte ben sürecin tabii başından itibaren yer aldığım için bütün o işlemler 21 Nisan tarihi itibariyle biz hemen işlemlere başladık. Bununla ilgili diğer konularla ilgili demin bahsettim haciz veya diğer savcılık konularını da yakından takip ettiğim için bir hayli ofisimize bu konuyla ilgili uzlaşmak isteyen kişiler müracaat ettiler. Bunlar gün ve gün artıyor sayısı. Şu anda mevcut bir listemiz var. Bu ödemeleri de biz bekliyoruz. Bunlar da en kısa zaman içerisinde yapılır diye düşünüyoruz. Ama bunun yanında da bir sürü insan da bu kapsamda uzlaşmaya olumlu bakıyor. Ancak olumlu bakmayan tabii kişiler de var, müvekkillerimiz de var. Onlar açısından da sürece olduğu gibi devam edilecek. Ben de onu sormak istiyordum aslında süreç nasıl devam edecek diye. Şikayetinden uzlaşan ve şikayetinden vazgeçen kişiler için teknik hukuk anlamında şikayetten vazgeçmenin bazı sonuçları var. Sonuçlar şu, bir ağır cezada iddianame kabulünden sonra ağır ceza mahkemesinde burada katılma talebinde bulunamayabilirler. Böyle bir konu var. Ancak şikayetinden vazgeçmeyen ve uzlaşmak istemeyenler için zaten bu kamu adına yürüyen, reysen yani kendiliğinden yürüyen bir soruşturma ve kovuşturma olduğu için zaten şikayetinden vazgeçenler olsa da olmasa da bu zaten devam edecek bir konu. Şikayetinden vazgeçmeyenler de aynı zamanda hem soruşturma sürecinde hem de ceza yargılaması sürecinde ağır ceza mahkemesi bakacaktır bu suça. Burada da kendilerini aynı şekilde ifade edebilecekler. Hem kendileri hem de vekilleri vasıtasıyla. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yani sadece biz özel ailesinin avukatıyla görüşmüyoruz. Onlarca meslektaşım da görüşüyor mağdurlar adına. Mağdurlar kendileri de görüşüyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Yani şunu önemli belirtmek istiyorum. Yani şikayetten vazgeçildi. Bu süreç tamamen bitecek gibi bir algı oluşmasın. Bu süreç kamu adına ve reysen kendiliğinden dediğimiz bir süreç olarak ilerleyecek. Burada tabii ki konunun takdir ve ifası savcılık ve mahkemeye ait olmak üzere işte bir takım belki cezai indirimler olabilir mağdur zararlarını karşıladıkları için veya olmayabilir. Bu tamamen savcının iddianamesiyle birlikte ağır ceza mahkemesinin takdirine kalmış bir konu. Buradaki süreç bu şekilde ilerliyor. Yani şikayetten vazgeçmeyenler için de aynı şekilde süreç devam etmekte. Hemen soruşturmayla ilgili soru sormak istiyorum. Aslında iddianame hazırlandı ve bu iddianameyle ilgili detaylı bilgiler verebilir misiniz bize? Tabii dün itibariyle Savcılık Makamı iddianamesini tamamladı ve Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Şimdi 21 şüpheli için TCK 220. madde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak suçlarından aynı zamanda TCK 158. madde bilişim suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasıyla ilgili suçlardan savcılık makamı tarafından şüpheliler hakkında ceza istenmiştir. Savcılık tarafından Fatih Faruk Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan toplamda 12.164 yıldan 40.564 yıla kadar
hapis cezalandırılması yine savcılık makamı tarafından istenmiştir. Sadece Fatih Faruk Özel için ise 3 ayrı suçtan toplam 40.564 yıla kadar hapis cezası yine savcılık tarafından istenmektedir. Şu anki savcılıkta istenen cezalar bu şekildedir. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Tabii. Kusura bakmayın sözünüzü kesiyorum ama cezalar çok yüksek seviyede. Bunun sebebi nedir? Evet. Evet. Buradaki sebep şudur. Diğer soruşturma dosyalarımızda da gördüğümüz üzere burada zincirleme suç diyoruz Türk Ceza Kanunu kapsamında. Burada her bir mağdur için ceza isteniyor. Yani her bir mağdur açısından bu cezalar, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasıyla ilgili tüm suçların halkın anlayabileceği bir dilde bahsetmek istersem çarpımı ve toplamı söz konusu. Dolayısıyla her bir mağdur için bu ceza istendiği için böyle tabiri caizse rekor bir ceza isteniyor. Peki iddianameye göre toplam kaç mağdur var TODEX soruşturmasında? Mağdur sayısı ve zarar miktarı daha da artabilir mi? Evet, iddianameye göre 2027 kişi MASAK raporlarında yer almıştır. Bu rakamlar kanaatimizce daha da artacaktır. Nedeni de şudur, daha henüz savcılığa müracaatta bulunmamış ya da daha yeni şikayetçi olmuş olan mağdurlar söz konusudur. Bunlarla ilgili de savcılığa müracaatlarıyla birlikte savcılık makamı ayrıca bir ek soruşturma yürütecek. Bununla ilgili kanaatimiz odur ki MASAK'tan ek bir rapor alacaktır. Mağdurların zarar miktarlarının belirlenmesi açısından. Evet, TODEX şirketinin ve şüphelilerin savcılığın vermiş olduğu karar neticesinde Türk Ceza Kanunu 54 ve 55. maddeler kapsamında bir müsaadere kararı, yani devletin el koyma kararı söz konusudur. Hem TODEX şirketi için hem de TODEX şirketinden kaynaklanan gelirlerle ilgili tüm şüpheliler bakımından devletin müsaadere, yani devlete bu mal varlıklarının aktarılması ve el konulması söz konusudur. İddianame düzenlendi. Peki bundan sonraki hukuki süreç nasıl işleyecek? Şimdi iddianame düzenlendi. Bu iddianameyi savcılık makamı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Ağır Ceza Mahkemesi soruşturma aşamasındaki tüm bilgi ve belgeleri değerlendirdikten sonra iddianamenin kabulü kararı verebilir. Bunun aksine eğer soruşturma aşamasında herhangi bir şekilde eksiklik veya bir takım yanlışlıklar tespit ederse bu iddianameyi 15 gün süre içerisinde savcılığa tekrar iade edebiliyor. Savcılık da bu eksiklikleri giderdikten sonra tekrar Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu dosyayı gönderiyor. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi herhangi bir eksiklik ve yanlışlık bulmazsa iddianamede 15 günlük süreyi beklemeden örneğin ikinci gün ya da üçüncü günde ya da ilk gün iddianameyi kabul edip yargılamaya başlayabilir. Peki mağdurlar zararlarını alabilecek mi? Şimdi bu konuya iki yönlü bakmak istiyorum. Kamuoyuna da yansıdı. Özel ailesinin avukatı bir mağdurlara uzlaşma önerdi. Biz de bu süreçte diğer meslektaşlarım gibi ve diğer mağdurlar gibi onlarla iletişime geçtik. Kabul eden mağdur müvekkillerim açısından yazılı muvaffakat almak suretiyle toplamda 28 kişi itibariyle 18 milyona yakın bir zarar miktarı giderilmiştir. Şimdi özel ailesi mahkeme sürecinde de bu zararların giderilmesi yoluna giderse
O zaman burada mağdurlar da kabul ederlerse şayet tabii uzlaşmayı ve önerilen miktarları, o zaman mağdurlar bu şekilde kısa yoldan uzunca bir süre beklemeden zararlarına ulaşabileceklerdir. Ancak ikinci seçenek şu, bu uzlaşmayı kabul etmeyen veyahut özel ailesi bu uzlaşmayı devam ettirmez ise o zaman bu süreç biraz uzayacaktır. Çünkü savcı mahkemenin takdirine bıraktı müsaadele konusunu. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama süresince Sayın Mahkemenin takdirinde olmak üzere mahkeme sürecinde yahut mahkemenin bitiminde burada bir kayyum atanması, tasfiye memurluğuna gidilmesi söz konusu olabilecektir. Tabii bu uzun bir zaman da alabilir mağdurlar açısından. Burada bir şey var, mağdurların zararlarını alması noktasında tasfiye sürecinde icra iflas kanununun da getirmiş olduğu amir hükümler var. Burada öncelikle amme alacakları dediğimiz, yani devletin alacakları, neden bahsediyorum? Vergi, sigorta borcu gibi firmanın, TODEX firmasının önce amme alacakları tahsil edilir. Sonra işçi alacakları gelir, sıra anlamında söylüyorum. Ve sonrasında bu firmaya tedarikte bulunan şirketler gelir. Bunlar tahsil edildikten sonra el konulan belli bir miktarda bir para var. Bu miktar öncelikle 16 milyondu. Bu Fatih Faruk Özer'in hesabında bulunan. Onun dışında bir 14 milyon daha var. Bu farklı bir şirkette ya da şahısta gözüküyor. Bizim çünkü icradan yazmış olduğumuz müzakereler kapsamında bize sadece 16 milyon olarak geldi. Bunun dışında tabii iddianame tam olarak elimize geçip bunlar tespit edildikten sonra siz de takdir edersiniz 268 sayfa bir iddianame daha henüz elimize alıp tam detaylı olarak inceleyemedik. Burada ne gibi şirketin mal varlıkları ya da şüphelerin mal varlıkları bunları tespit etmek lazım. Bu tespit edildikten sonra dediğim gibi öncelikli olan alacaklar bu alacaklarına kavuştuktan sonra diğer mağdurlar için icra iflas kanunda yine gareme usulü paylaşım deniyor buna. Yani kalan miktar mağdurlar arasında eşit bir şekilde paylaştırılacaktır. Tabii burada bütün mağdurlar zararlarına ulaşabilirler mi, alabilirler mi noktasında bir tabii soru işareti var. Çünkü belli bir miktarda para var. Bu miktar eşit dağıtılırsa burada kime ne kadar düşecek, nasıl olacak? Bunların hepsi tabii kafada soru işareti olarak duruyor. Peki şu an için Faruk Fatih Özer'le bir iletişiminiz var mı? Fatih Faruk Özer'le hiçbir şekilde iletişimimiz yok. İletişimimiz var olsa zaten bizim hem mesleki hem de bir vatandaşlık görevi itibariyle anında Cumhuriyet Başsavcılığına bu durumu bildirmemiz gerekir. Biz sadece Özer ailesinin aile avukatıyla avukatlık kanunu çerçevesinde ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde müvekkillerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Zararları iletiyoruz. Onların tekliflerini mağdur müvekkillerimize iletiyoruz. Onların yazılı onayını alıyoruz. Ve onlar da süreci yazılı bir şekilde onayladıktan sonra karşı tarafla bu uzlaşmayı gerçekleştiriyoruz. Ve müvekkillerimizin hesaplarına banka yoluyla yattıktan sonra bu uzlaşma kapsamındaki MASAK raporundaki rapor kapsamındaki rakamlar sonra tek tek teyit ediyoruz. Yani biz bunu dekontunu da görüyoruz ancak yine de biz müvekkillerimizi arıyoruz. Hesaplarınıza paranız yattı mı? Tutarları nedir diye bunları da
teyit edip ondan sonra zarar miktarını karşılaması söz konusu oluyor mağdurlara. Peki soruşturma ile ilgili ya da iddianame ile ilgili son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şu an için hani eklemek istediğim bir husus yok. Birçok detayı zaten sizinle paylaşmış oldum. Ancak iddianame, 268 sayfalık iddianameyi ben bugün detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Burada tabii farklı konular da ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz bu dosyada kısıtlılık yani gizlilik kararı vardı. O yüzden pek inceleme fırsatımız olamıyordu. Çünkü kısıtlılık kararı olan dosyada sanık vekilleri de, mağdur vekilleri de bakamıyor dosyaya. Dolayısıyla bu iddianameyi aldıktan sonra elimize gizlilik kararının kalkmasıyla birlikte daha da detaylar, bu konunun nasıl savcılık tarafından ele alındığı, neler yapıldığı ile ilgili bilgi sahibi olabileceğiz. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Sinan Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar size de.